Değerli arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Biliyorsunuz basın ayağı bizim için çok önemli. Sizler halkın hem gözü hem kulağısınız. Geçmiş dönemlerde bunun ihmalkarlığını biz farkındayız. Şubat ayından itibaren okullarımızı dolaştık. Eksikliklerimizden birisi de basınla olan diyaloğuydu. Ben öncelikle kendimi bir tanıtayım sizlere. Ben Hatem Okulları Genel Koordinatörü Necdet Kırtan. Milli Eğitim Camiası'ndan gelme bir insanım. 2015'te emekli oldum. Şu anda bu kurumun genel koordinatörlük görevini yürütmekteyim. İlk gezilerimi Şubat'ta başlattım. Okullarımızın durumu hakikaten eğitim manasında çok iç açıcı değildi. Bütün bunların hepsini, bu eksikliklerin hepsini not aldık. Ciddi planlamalar yaparak okullarımızın gerek fiziki durumlarını iyileştirme, personellerini yenileme, rehberlik servislerini yeniden aktif hale getirme gibi eğitim manasında çok akademik çalışmalarımız oldu. Geçen ay Gemlik'te bütün okul müdürlerimizi topladık. Orada 2018-2019 eğitim öğretim yılıyla ilgili yapılan yapmak istediğimiz çalışmaları stratejik olarak bir haftalık bir çalışma sonucunda raporladık. Ve 2018-2019 eğitim öğretim yılına şu anda okullarımız Anadolu Fen Liseleri olmak suretiyle hazır vaziyetteyiz. Tabii bu programın içeriğiyle ilgili özetleyecek olursak, işte personel değişiminden tutun, yayıncılık anlayışımızdan tutun, hafta içerisinde üniversiteye hazırlık kurslarımızdan ve hafta sonlarında yapacağımız deneme sınavlarına kadar eğitimle ilgili her şey en küçük detaylarına kadar incelenmiş, göz önünde bulundurulmuş, bunlar kayıt altına alınmış ve çalışma hayatına geçirilme konusunda da çok ciddi adımlar atmış bulunuyoruz. Ancak gördüğümüz şu, halk Hatem'le ilgili, Hatem'in muhtevasıyla ilgili, içeriğiyle ilgili yeterli bilgi sahibi olmadıklarının farkındayız. Ben buradan bütün Turgutlu halkına çağrıda bulunmak istiyorum. Gelsinler, okulumuzu görsünler, okulumuzun personeliyle ilgili bilgi sahibi olsunlar, fiziki durumunu görsünler. Çünkü bir öğrencinin rahat edebileceği ortamı şu anda hazırlamış bulunuyoruz her şeyle beraber. Aynı zamanda çok iyi bir öğretmen kadrosuna şu anda sahip olduğumuzun iddiası içerisindeyiz. Çünkü çok önemli şeyler yaptık, transferler yaptık eğitim manasında. Bunun planlamasını, programlanmasını zaten toplantıda, müdürler toplantısında yaptık. Bu arada Gaziantep'te biz eğitim ölçme değerlendirme birimi oluşturduk. Ayrıca okullarımızda akademik kurul da yapmak suretiyle öğrencilerimizin bireysel başarıları da izlenmek suretiyle daha sonra bunlar okullar arasında da kıyaslama yapılıp nerede eğitim manasında bir arıza, bir eksiklik varsa bunun üzerine ciddiyetle gideceğimizi ben buradan kamuoyuna duyurmak istiyorum. Yani kısaca özetleyecek olursak tamamen çalışmalarımız öğrenci odaklı, öğrencilerimizin akademik başarılarını yükseltmek amaçlı, üniversiteye hazırlamak amaçlı bütün çalışmalarımız bu şekilde, bu doğrultuda ve buna odaklanmış durumdayız.